Cumhur İttifakı'nın sistemine karşı ve inanın önümüzdeki seçim döneminde, bu seçim Haziran 18 tarihi, tabii muhalefet yeniden Erdoğan'a böyle ballı kaymaklı çiçekli böyle halı, kırmızı halı sererek onun yeniden aday olma tartışmalarını ortadan kaldıracak bir erken seçime evet demez ise Erdoğan'ın aday olamayacağı bir seçim dönemi göreceğiz. Aday olmasına karar verenler ise ve veren yargıçlar ise eğer seçim kaybedildikten sonra bir hukuk düzeni kurulduğunda da yargılanacağı bir Türkiye gerçeğiyle karşılaşacağız. İşte tam böylesine bir dönemde bugünkü 2017 yılında kabul edilmiş bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili yapılan bir anketin sonucu %65'ler civarında, %60'ın üzerinde bugünkü sisteme toplum karşı. İnanın önümüzdeki seçimleri sadece bunun üzerinden bir referanduma dönüştürsek, yani bu sisteme evet diyorsanız Erdoğan'a oy verin, bu sisteme hayır diyorsanız muhalefetin adayına oy verin diye bir şey konulsun, strateji konulsun, politika konulsun, bu seçimler kazanılır. Ya bu seçimde Erdoğan'a oy vererek 2017 yılında referandumla ortaya çıkmış bu cebarut sistemi, güçlendirilmiş hükümet sistemini, başkanlık sistemini, onların tabiriyle söyleyeyim, evet diyeceksiniz, ya da demokratik bir parlamenter sisteme evet diyeceksiniz kampanya. Yine bugünkü son 5 yıllık ekonomik modele ve aynı zamanda yoksullaşmamıza ya evet diyerek Erdoğan'a oy vereceksiniz ya da hayır diyerek muhalefetin adayına oy vereceksiniz. Bunun yanında tabii adaletsizlik ve hukuksuzlukla ilgili verilmiş bir yığın kararları da ortaya koyarak muhalefet bunu bir referanduma çevirdiğinde bambaşka bir Türkiye gerçekleşecek. İnşallah bunu yaparlar. Yöneylem araştırma 27 ilde 2400 kişiyle bu araştırmayı yapmış ve %60,5 parlamenter sistem istiyor, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyenlerin oranı %34. Bu %34'ün içerisindeki büyük bir oran aslında bugünkü siyasal iktidarı destekleyenler, Cumhur İttifakı'nı destekleyenlerin oluşturduğu gönül. Ben en az %30'unu, yani Cumhur İttifakı'na oy verecek seçmenlerin bile bugünkü sistemi istemedikleri ortada. Yani bunu millete çok iyi anlatabilirlerse gerçekten 18 Haziran'da yapılacak seçimleri bir referanduma çevirebilirler. Biraz daha büyük verebilir miyiz Cem, lütfen bunu? Göremiyorum tam olarak çünkü. Beni ekrandan da alabilirsin lütfen. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra AK Parti'de bu sistemi isteyenlerin bir şeyi yukarı gelebilir misin Cem? Yöneylem araştırma yurttaşın nabzını tuttu. Katılımcıların %56 nokta ülkenin kötü yönetildiğini söyledi. Katılımcıların %65,5'i parlamenter sistem istedi. Bilmiyorum diyenler, yani bu sistem iyi midir kötü müdür bilmiyorum diyenlerin oranı %5,5 çıktı. Bu siyasi partilerdeki bir oy dağılımı acaba isteyenlerin oranı mı? Bunu tam anlayamadım sistem. Aşağı doğru iner misin? Anlayacağız bunu. Seçmenlere bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz soruldu. Sonuçlara göre Türkiye genelinde seçmenlerin %27,1'i AK Parti'ye, %21,6'sı CHP'ye, %11,4'ü İYİ Parti'ye, %8,2'si HDP'ye, %6'sı MHP'yi destekleyeceğini ifade etti. Yani bugün itibariyle MHP baraj altı kalıyor. Eğer bugünkü seçim sistemi yani bu uygulanırsa, hele eski seçim sistemi uygulanırsa tamamen baraj altında kalıyor. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti 32,1, CHP 25,5, HDP 9,7, MHP 8,1 barajı aşıyor. İYİ Parti 13,5 oluyor ve Cumhur İttifakı'nın toplam oyu 40,2 arkadaşlar, bu yapılan şeye göre, ankete göre. Ama 40,2'de bile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine verilen destek %34. Bu şunu gösteriyor çok net bir şekilde. Yani Cumhur İttifakı'nın kendisi bile, bugün iktidarı savunanlar, oy vereceğini söyleyenler, Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen seçmen kitlesi bile bugünkü hükümet sistemine karşı. Bunu muhalefet gerçekten iyi anlatabilirse çok farklı bir şeyi, çok kolay bir seçim kazanabilirler. Tabii adayları da son derece iyi olursa.